sürdürmeye çalışıyorum demiş sözcü. 14 şehirde 41 noktada sabotaj kokan yangınlar çıktı. Binlerce hektar orman alanı küle döndü. Alevler kent merkezine indi. Çok sayıda ev ve iş yeri yandı. 4 can kaybı yaşandı. PKK şüphesi var. Merhaba sevgili dostlarım, merhaba. Çok kötü günler geçiriyoruz. Çok büyük felaketler yaşıyoruz. Dünya bir değişik haller almaya başladı. Bu işte nedir biliyor musunuz? Bu işte insanlığın ne kadar kötüleştiğiyle alakalı. İnsanlık kötüleştikçe dünya artık, doğa, tabiat artık tepki göstermeye başladı. Orman yangınlarını duydunuz hepiniz. İçimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor sevgili dostlarım. O kadar zor ki. Şu an ben ormanın içinde oturuyorum. Karşımda bir orman var. İnanın ödüm patlıyor, korkuyorum. Kendimi o orman yangınının içinde olan o insanlarla aynı kefeye koyuyorum. Onların hissettiklerini hissetmeye çalışıyorum. Ve tir tir titriyorum, ağlıyorum, üzülüyorum, kahroluyorum sevgili dostlarım. O ormanda yani göstermek istiyorum size. Yine göstermek istiyorum. Şu an şu karşıya baktığım zaman sevgili dostlarım, şöyle baktığım zaman o mutluluğu, o zevki şu an alamıyorum sevgili dostlarım. Şu an sadece ormanlarımızın nasıl yandığını, oraya yakın yerleşim merkezlerin evleri nasıl yandığını hayal edebiliyorum. Empati yapabiliyorum. İnsanlar evlerinden oluyor. Bir sürü masum canlı, bir sürü günahsız hayvan cayır cayır yanıyor. Ve biz o kadar boş şeylerle uğraşıyoruz ki, şu iki gündür uğraştığımız mesela yorumlar, videolar o kadar boş ki kendimden utanıyorum sevgili dostlarım. Beni bu duruma sokan insanlar adına da utanıyorum. Hayatın gerçeği bu. Bu dünya dönüyorsa gerçekten iyi insanların hatırına dönüyor. Ama her geçen gün dünya daha da kötü oluyor dostlarım. Orman yangınları, korona yangını. Korona tekrar çoğaldı, tekrar insanlar ölmeye başladı, tekrar hastalıklar yayılmaya başladı. Dünya çok kötü yere gidiyor sevgili dostlarım. Çok kötü yere gidiyor. Lütfen kendimize dikkat edelim. Ne konuştuğumuzu, ne düşündüğümüzü, neler yapabileceğimizi, kime nasıl faydalı olabileceğimizi. Ne bileyim, ben şu an sağlığım yerinde olsa, etim kemiğim yerinde olsa, inanın şu an koşar gider, elinden ne geliyorsa, o yangın Marmaris'te yakınımda var şu an. İşte Milas'ta var. Yani benim yakınım. Koşar giderim. Ben buradan gençlere sesleniyorum. Lütfen yakınınızdaki bütün bu, ya bir kova su da döksen, oradan bir hayvanı da kurtarsan, ne bileyim oradaki çalışan itfaiyeciye buz gibi bir su da versen, ne bileyim bir şey yapsan, o kadar güzel bir faaliyet olur ki. Ben sizden bunları istiyorum sevgili genç arkadaşlarım, sevgili dostlarım. İnanın elimden hiçbir şey şu an gelmiyor. Ancak oturup televizyondan seyredebiliyorum. YouTube'dan, işte internetten, oradan buradan bakabiliyorum. Bir de Marmaris'te şöyle bir duyuru var. Diğer yerleri bilmiyorum ama büyük ihtimalle diğer yerlerde de vardır. O orman yangınında telef olan, işte veya kurtulan veya işte canı yanan hayvanları bütün veterinerler, lütfen bunu iyi deyin, dinleyin. Bütün veterinerler ücretsiz bir şekilde tedavi etmek için gönüllü oldular sevgili dostlarım. Bu çok güzel bir şey. Lütfen siz de eğer görürseniz hemen alın onu. Yok arabam kirlenir, yok üstüm kirlenir demeden alın o yavrucakları. Götürün veterinerlere ve tedavi ettirin. Bir hayatta kurtarabilirseniz ne mutlu bize. Ben ancak buradan bu duyuruyu yapabilirim sevgili dostlarım. Çok üzülüyorum. İçim kan ağlıyor. Türkiye'miz yanıyor. İçim kan ağlıyor. Gerçekten o kadar sinirim bozuk ki yani bunları görmek istemiyorum. Bu acıları yaşamak istemiyorum.
Bunlar çok büyük acılar. Vatanımızı bu yakanlar kimse, Allah onları, bilmiyorum, Allah onları beter etsin diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum sevgili dostlarım. Bazen çok seviniyorum. İyi ki diyorum hasta oldum diyorum. Kurtuluyorum bu pis dünyadan diyorum. Gideceğim öbür tarafa. Bunların hiçbirini görmeyeceğim diye de seviniyorum bazen. Ay çok sinirlerim bozuk. Çünkü niye bozuk? Sabah kalktım. Telefonu elime aldım. Ay bir baktım yarabbim. Bir sürü uyanmış hayvan resimleri, kaplumbağalar, işte ne bileyim, kuşlar, köpekler, yanmışlar. Şehitlerimiz var, ölen şehitlerimiz var. Yangında bir faydam olsun diye genç var. Allah'ım tövbe, çok çok üzgünüm. Hepiniz de ağlayın buna, hepiniz ağlayın. Bu gerçekten ağlanacak bir şey. Çok zor bir şey. Ay deli olacağım. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Sizlerle birlikte oturup ağlamak istiyorum. Tek başıma ağlamak istemiyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Ancak buradan size sesimi duyurabilirim. Lütfen sağlığı yerinde olan genç, dinamik, sevgili dostlarım, gidin orada yangın kurtarma ekiplerine yardım edin. Hayvanlara yardım edin. Bir kova su dökmek işe yarıyorsa onu yapın. Ne bileyim, bir şeyler yapın. Lütfen, lütfen bir şeyler yapın. Yakınınızda olan. Oh, vallahi çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Türkiye cayır cayır yanıyor. Bir de 3 tane uçak. Ne demek ya? Ne demek? Yani devletimiz 3 tane uçağı var. Yangın söndürme uçağı. Başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Gerçekten ağrıyor. Ağrısın, Allah kahretsin. 3 tane uçak ne demek ya? Kaç tane yer yanıyor? 3 tane uçakla sen nereye yetişebilirsin? Neden almıyorsun uçak? Neden yangın uçaklarına yatırım yapmıyorsun? Vallahi ne söyleyeceğimi bilemiyorum. İçim kan ağlıyor. Boş işlerle uğraşıyoruz. O onu yapmış da o bunu yapmış. O şöyle demiş, o böyle demiş. Yok Dilara duygu sömürüsü yapmış. Yok kardeşi böyle yapmış. Yok o nişana ya. Hadi gidin Allah aşkına gidin. Hadi gidin ya. Dünya çok kötüleşti. Türkiye'miz yanıyor. İnsanlar şehit oluyor. Yangında yardım edeyim derken gencecik çocuk ölüyor, şehit oluyor. Hayvanlar ölüyor. Kusura bakmayın dostlarım. Ama biz dizlerimize vurmalıyız. Biz buna ağlamalıyız, buna üzülmeliyiz. Bana oradan sen üzülme, sen hastasın, böyle şeyleri dinleme. Heydan Hanım umurumda değil. Umurumda değil, nasıl ben gözümü kapatayım? Nasıl kapatayım gözümü? Nasıl dinlemeyeyim? Vatanıma ne oluyor, nasıl dinlemeyeyim? Şu karşıma ormana baktığım zaman, şu ağaçlara baktığım zaman onların yandığını ben nasıl hayal etmeyeyim? Çünkü şu an bütün Türkiye yanıyor. Her yerde yangın var. Buna bir çare bulunması lazım. Allah yardım etsin bize. Rabbim bize yardım etsin. Rabbim bize acısın. Rabbim bu kötü kalbi insanlara ıslah etsin. Rabbim dünyamızı güzelleştirsin. Yardım etsin Rabbim. Bu mazlum canlara, bu yanan yapraklar, hepsi canlı, hepsi nefes alıyordu onların. Bu hayvanlara, masum hayvanlara, canları yanıyor. Allah'ım yardım etsin tüm masumlara. Ay, dayanamıyorum sevgili dostlarım, sakinleşemiyorum. Bu kadar sinirliyim ki. Of, sizlere içimi döküp rahatlamak istiyorum. Deliriyorum, deliriyorum. Gerçekten deliriyorum. Oh, Allah'ım iyi ki varsınız. İyi ki varsınız sevgili dostlarım. Ne olur yalvarıyorum. Çevrenizde, yakınınızda, eğer bu yangın olan bölgelerde yakındaysanız, eliniz ayağınız tutuyorsa lütfen gidin. Bir hayvan kurtarın. Bir tane ağacı, otu bile söndürsen,
oradaki itfaiyede çalışan ekiplere bir buz gibi su verse, bundan daha güzel hiçbir şey olamaz sevgili dostlarım. Allah'a bol bol dua edelim. Bir an önce bu yangınlar bitsin, sönsün. İnsanlar, hayvanlar, masumlar artık acı çekmesin. Başka hiçbir şey söyleyemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kusura bakmayın. Çok üzüldüm. Biliyorum şu an sizi. Belki de hepiniz ağlıyorsunuz ama ağlayın. Gerçekten ağlayın sevgili dostlarım. Çünkü bu ağlanacak bir durum. Bu çok üzülecek bir durum. Allah hepimize yardım etsin. Allah tüm dünyaya, tüm iyiliğe, iyi insanlara yardım, bütün masumlara yardım etsin. Hepimizin yanımda, yanımızda olsun. Tüm masumların yanında olsun Rabbim. Sizi çok seviyorum. Kusura bakmayın. Ay, sakinleşeceğim, merak etmeyin. Of, biraz daha şöyle bağıra bağıra ağlayacağım şu doğaya karşı. Nasıl susacağım, nereye kadar, akşama kadar ağlayacak halim yok. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.